yine vurgulayalım, kıl dönmesi, pirondel sinüs hastalığının mümkün olan her vakada ameliyatsız tedavi edilmesine gayret etmek gerekir. Çünkü uygunsuz ameliyatlar inatçı nüksel ve iyileşmeyen yaralarla basit bir hastalığı bir kabusa çevirebilmektedir. Ancak bazı vakalar, özellikle nüks vakalar, kristalize fenol uygulaması gibi ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilemeyecek kadar yayılmış, yani geniş olabilir ve bu durumda hastalıklı dokunun çıkarılması zorunlu olabilir. Çıkarıldıktan sonra oluşan defektin dikilmesi, yani primer kapama yönteminin orta hatta yine oyukluk oluşturması, derinin gerilmesi, çatlaması nedeniyle yeni sinüsleri davet etmesi gibi nedenlerle yüksek oranda nükslerle sonuçlandığı bildirilmiştir. Yine gerginlik nedeniyle ameliyat sonrası çok uzun süre hareket kısıtlılığı oluşmaktadır. Bunun tersine yara açık bırakıldığında da bu sefer aylar süren pansumanlar gündeme gelmektedir. Ameliyat kaçınılmazsa bunun yandan doku kaydırarak, yani flap yöntemleriyle, Bascom gibi, Karidakis gibi, modifiye Limberg gibi yöntemlerle yapılması literatür ağırlıklı olarak ve benim görüşümce de daha güvenlidir. Yine iki unsura dikkat. Bir, hastalığın bu ameliyata değecek kadar yaygın olması gerekir. İkincisi de bu ameliyatlar özellikle ameliyatlardır. Ustaca uygulanmaları gerekir. Öncesini, sonrasını iyi anlatmak gerekir. Bu nedenle zihninizi tedavi etmenin, ameliyatın ismine değil, hekiminize ve tedavinin bütünselliğine yönlendirmenizi öneririm.